EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Sıfır. Siz EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey diyemem. Emekli olduğum için yorum yapamam yani şimdi. Ki bunca... Normalde iyi bir şeydir. EYT yapıldığı da normalde iyidir ama tabii o olanlar için iyidir yani bu şimdi. Olmayanlar için sıkıntı. Ki emekli maaşlarını uygun buluyor musunuz? Yani geçinebiliyor musunuz? Ya şimdi bu durumda normalde iyi değil ama ne yapalım artık? Başka ne yapabiliriz şimdi? Normalde şimdi 4-5 lira alıyoruz ama ne yapalım şimdi? Bir olacak varsa yaparlar yani. Olmayan şeyi yapabilir miyiz zorla? Memnun musunuz ülkenin gidişatından? Memnunum çok şükür. Yorganlığı aynana göre uzatırsan iyidir. Ama ağlayanlar var. Şöyle bir çarşı gelsin, kafeteleri bir gelsin de bakayım. Harcamaların normal alsalar yeterlidir ama. Ülke güzel şu an. Hiçbir sorun yok mu yani? Sıkıntı yok. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? EYT. Vallahi oğlum bekliyordu işte. İnşallah faydalanıyor. Kaç senedir yani çocuğum perişan oldu beklemekten. Çok şükür herhalde kurtardı. 50 yaşında 51'e girecek. Ama çok bekledi yavrum. Sizce bu bekletilmelerinin sebebi neydi? Yani daha önceden çözülemez miydi bu sorun? Hükümetten. Kimden olacak? Ondan oluyor. Pahalılık da ondan. Her şey ondan. Ekmeğin fiyatını biliyor mu? 5 lira 6 lira olacak diyorlar. 10 lira diyorlar evladım. 17 lira 18 lira domates. 20 domates. Çok çocuklu aile ne yapsın? Biz iki kişi olduğumuz halde kızımla evde benim olduğu halde başa baş geliyor. Asgari ücrete zam yaptılar yani. Bununla da övündüler. İyi bir çok zam şükür, yaptılar. Biraz yaptılar işte. Çok şükür. Yeterli mi asgari ücret? Hayır şimdi onu yaptılar ya. Onu yaptıktan sonra her şeye zam geldi. Daha yapmadan. Maaş alınmadan kaşıkla, zam geldi. Kaşıkla veriyor, kepçeyle çıkartıyorlar. Son olarak şunu sormak istiyorum. EYT kimin lehine olur bu durumda? Yani seçim sonuçlarını etkiler mi? Zaten oy alınsın diye yapılıyor bunlar. Yani milletin gözü boyanıyor. Başka bir şey değil. Ne olacak? Yapıyor yapıyor. Şimdi her şeyi rahat rahat yaptı. Ondan sonra ne olacak? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İnşallah kalmazlar başta. Başka bir şey değil. Kaybederler mi peki seçimi? Önümüzdeki 2023'te seçim var. Kaybedecekler. Kaybedecekler. Hem de nasıl? Bu kadar millete koyun gibi yani götürdüler. Ne oluyor? Cahil insanlar veriyor oyu. Cahiller ne yapıyor? Aydınlar ne yapıyor? Nasıl aydınlar? Amerika mandacılığı yapıyorlar. Ya öyle mi? Evet. Ha. He. Öyle olsun. PKK'ya attınız, PKK'yla kol kola. Niye PKK'yı? Amerika. Ben kim? Atmadım ki AKP'ye falan. Hiçbir zaman da atmadım. AKP değil. Sen kimi savunuyorsun ben tahmin ediyorum. Evet savunuyorum. PKK'yla kol kol. Niye PKK'yla kol kol oluyormuşuz? Masan 8 saat nereye gittin diye soruşturdu. Kendisi de gidiyor. Kendisi gidiyor soruyor mu nereye gittin nereye yaptın diye. Her tarafa gidiyor. Siz bu yamayla bunu kapatamazsınız hanımefendi. Aman boş versiniz sen. Ben benim şeyini tuttum sensin. Seninle bunu arkadaş edecek şeyim yok. Onların başı Amerika. Talimat geliyor altılı masada masanın altında masanın üstündeki başı, bir araya geliyorlar. AKP'nin başı ne? Ha? AKP'nin başı ne? Tabii canım. Recep Tayyip Erdoğan ölümüne. Vallahi yok. İstediğiniz kadar tutun. Sen sürünmeye devam et. Sen sürüneceksin ben değil. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? EYT düzenledi ya Tayyip. Her şeyi düzenledi. Dört dörtlük yaptı daha ne istiyorsun? Daha başka isteyeceğimiz yok. Ona yüzümüz yok daha. Allah razı olsun diyeceğiz. Bu zamana kadar olmayan şeyi yapıldı, güzel oldu yani. Yine Erdoğan iktidardaydı. Evet. Yine 2 sene önce de çıkartabilirdi. Allah onu bilmiyorum. Size sorabilir miyiz? EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? EYT iyi oldu. İnsanlar faydalandı. Çok insan bekliyordu. Mutlu oldu insanlar yani. Sizce neden bu kadar bekletildi? Allah onu bilmiyorum. Onların sorunu. Peki son olarak EYT kimin lehine olur? Kimi kazandırır yani? Seçimlerde kimden yana olur? EYT'lilerin. Halk kararı verecek. Halk verecek kararı. Sizce ne oluyor? Yani mesela Erdoğan bunu son hamle olarak kullanmış olabilir mi? Vallahi onun son hamlesi olabilir. Olabilir. Peki 2023'e giriyoruz. İnsanlar seçimlere girmesi için böyle şeyler her dönem yaşanan şeyler biliyorsunuz. Her dönem böyle şey oluyor. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaralanıyorum. Güzel oldu. Peki size neden bu kadar yıl bekletildi? Siz kaç yıldır bekliyordunuz emekli olmayı? Ben beklemiyordum ki. Reis son sözü söyledi. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçim yatırımı olarak düşünüyorum. Kendim emekliyim. Ama ülkemiz için iyi mi oldu, kötü mü oldu onu da fazla hani şey yapamıyorum. Seçim şeyi
Yani kendi çıkarlarına. Bundan önce yapmam dedi. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Bekleniyordu zaten. Yıllardır bekleniyordu. Evet. Ya kazanılmış bir hakkın iadesi diye düşünüyorum. Sizce neden bu kadar uzun süre sonra çıkartıldı bu? Seçim nedeniyle. Seçim yatırımı. Nasıl sizce, nasıl yansır? Yani Erdoğan'ın oy almayı beklediği için çıkardı diyelim. Oy alabilir mi? Tabii ki katkısı olacaktır. Bence. 2023 geliyor ve evet. Bir seçim olacak. Bir seçim sürecine gireceğiz. Girdik hatta. Sizce Erdoğan seçimi kaybeder mi? İktidar değişir mi? Bu tamamen yaşanacak sürece sahip çıkmaya bağlı. İstanbul seçimlerindeki, özellikle ikinci seçimdeki gibi sandıklara sahip çıkılırsa mümkün. Ama öbür türlü iç savaş tehdidiyle gelinirse vatandaş yine kısa vadeyi düşünüp uzun vadeyi kaybettirecektir. İyi olduğunu düşünüyorum. Yani doğru bir karar. Yıllardır bekliyorlardı zaten, bu onların haklarıydı. Ama neden bu kadar yıl sonuna çıkartıldı? Ya aslında bu iktidar bu uygulamayı yapmakta samimi değil. Tamamen seçime yönelik, oya yönelik bir adım attı. Sonuçları da ne olacak o da çok net değil. Mecliste nasıl karar çıkacak o da net değil. Tamamen oya hesabıyla, ama sosyal yaşam ve insanların mağduriyeti açısından olumlu. Umarım iyi de maaş alırlar. Ama ekonomisi batmış bir ülkede seçime yönelik bu tür kararlarla, seçim başarısına ve seçim almaya yönelik bu tür kararların sonuçları da çok ağır olacak. Çünkü bir bütçe yok, bunları karşılayacak bir gelir yok. Onun için ilerisi açısından çok sıkıntılı bir dönem yaşayacağız. Sizce EYT'nin oyu AK Parti lehine mi olur yoksa muhalefet lehine mi olur? Ya biraz etkileyebilir. Zaten şu an iktidarın tek bir amacı var. Batırdığı ekonomiyi. Önümüzdeki bu 3-4 aylık seçim süresi içerisinde bir ekonomide bir yalancı bahar yaratarak toplumu bir şekilde algıyla kandırıp onların oylarını almaya yönelik bir çalışması olacak. Burada eğer insanlar son 1-2 yıldaki ekonomik süreci ve bu iktidarın ekonomideki bu çöküntüyü, milyonlarca insan açlık sefalete sürüklemesi, ülkede derin bir yoksulluk yaratmasına sebep olan nedenleri mantıklı sorgularlarsa bu oya dönüşmez. Ama tamamen kişisel olarak bakarlarsa bunun getirdiği sonuçta bir yansıması olabilir. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olmadı mı sizce? Yani iyi oldu ama nasıl ödeyeceğiz? Nasıl olacak? Bu 2,5 milyon insan birden, ekonomimiz o kadar iyi mi? Tayyip'in vardı bir bildiği. Ki seçim geliyor. Acaba seçim geliyor diye mi? Yok, seçim stratejisi yok. Olabilir mi? Alakası ama niye yok. O zaman bu kadar yıl beklediler? Anca. Yıllardır bekliyorlardı emekli olmayı. Anca onun insanlar. Da var bir hesabı kitabı. Sen bile evde bir hesap yaparken hemen yapıyor musun bir şey? Olsun, olur, seçim için olsun. Oy alabilir mi? Yapıyor mu? Yapıyor. Yani. Yapıyor mu? Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Güzel mi her şey? Vallahi çok da güzel geçiniyoruz. Herkes de geçiniyor. Ekmek kuyruğu var. Herkes fırından almak zorunda değil ki. Kimisi halk ekmeğini seviyor, kimi fırındaki taze ekmeği seviyor. Sadece sevdikleri için mi, ucuz olduğu için mi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Git kafeleri gez, şu cuma pazarına gir. Anladım. Her yer dolu. Bu var ya, yalan. Boş verin, devleti kötülemeyin. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Olan olmuş zaten, emekli olan olmuş. 2,5 milyon insan emekli oldu. İyi oldu yani. Evet, iyi oldu ama neden bu kadar yıllardır bekliyorlardı? İşte bilmiyorum. Sizce yani. Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini anladığı için son hamle olarak kullanmış olabilir mi? Erdoğan seçimi sanmıyorum kaybedecek. İnşallah kazanır. İnşallah kazanır o. Niye kaybetsin? Birkaç ay kaldı. Birkaç ay kaldı seçime. Evet. Yani halkın ne diyeceği belli olmaz. Orası tamam belli ama yani benim şeyim Erdoğan'dandır. Tayyip Erdoğan'dan. Oy verir mi EYT'liler, EYT çıkardı diye? Erdoğan oy verirler mi? Vallahi orasını bilmiyorum. Belli olmaz yani. Verirler de vermezler de yani. EYT hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim ki ben? Hiçbir şey de düşünemiyorum. Ne düşüneyim? Erdoğan'ın son hamlesi miydi? Erdoğan'ı artık istemiyoruz. 25 senedir bu memlekette yönetiyor, bizim anamızı ağlattı. Bu kadar basit. Erdoğan seçimi kaybeder mi sizce? Hı? Erdoğan seçimi kaybeder. İnşallah kaybeder.